sonra 83 yaşındaki Halime Gürbüz'ü sağ olarak çıkardı. Biz de şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Bu mucize görüntüleri 125 saat sonra canla başla titizlikle mücadele eden arama kurtarma ekipleri 83 yaşındaki Halime Gürbüz teyzeyi böyle enkazdan çıkardılar. Bu görüntülerde Malatya'dan geliyor. Evden dışarı çıkmayı başardı. Karnında bebeği, yanında iki çocuğuyla Cumhurbaşkanlığı özel uçağına bindirildi. Karan, Ankara İplik Şehir Hastanesi'nde bebeğini kucağına aldı. Burada doğumunu yaptı. İki kişiyi kaybettik ve üçüncü kişi de babaannemiz oldu. Onu da kaybettik. Çocuklarımızı kurtardık sadece. 6 ve 9 yaşındaki iki kardeş Ankara İplik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 4 gündür tedavi altında buradalar. Sağlıklarına şükür çok herhangi bir sıkıntılar yok. Sadece psikolojik biraz sıkıntımız var. Onunla yavaş yavaş atlatacağız. Bir an önce hastaneye çıkıp eve gitmek istiyoruz. Çocuklar birinci derece akrabaları olan ve onlara refakat eden dayıları Murat Derinyar'a teslim edildi. Zor bir süreçteyiz. Bir an önce çocukları buradan uzaklaştırmak istiyorum. Kırıklarla yaşıyorum. Bak, Pazarcı Karsa İş Komando Birliği Macar Köy mevkiinde mahsur kalanların olduğu ihbarını aldı. Kimleri aratmayan bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Komandolar Skorsky gibi helikopterle yola çıktı. Zorlu koşullarda helikopterin inişi gerçekleştirildi. Komandolara Kırıkkale Çelebi ilçesi kaymakamı Mehmet Zorlu da katıldı. Komandolar karın yüksekliği yarım metreyi geçen bölgeden 17 köylüyü kurtardı. Hasar çıkardılar. Gecenin kahramanı oldular. Hangi şeyde alın? Hangi şeyde alın? Zonguldaklı madenciler Adıyaman'daki Bereket Apartmanı enkazına domuzlama tahkimatıyla girdi. Madenciler Gülsüm'ün sesini sabah erken saatlerde duydu. 7 katlı binanın alt katlarında olan Gülsüm'e ulaşmak için madende öğrendikleri domuzlama yöntemini uyguladılar. 8 metre derinlikte 13 saat süren bu mağlı çalışma madencilerin kamerasıyla işte böyle kaydedildi. Bu sistemde uygun boyutlarda kesilen kütükler tavana sıkıştırılarak göçük engelleniyor. Böylece yaşam koridoru oluşuyor. Tavan göçükleri engellediğinde enkaz altında rahatlıkla hareket edilebiliyor. Domuzlama takimat dediğimiz takimatla, bu takimatı biz normalde meşe ve gürgen ağaçlarıyla yaparız. Sert ağaçlarla yapılır. Bu şekilde üst üste kilitleyerek yaptığımız bir takimattır. Üst üste ağaçları dengeli olarak basınç alır. Bizim madeninde kullandığımız en güvendiğimiz takimat biçimlerinden bir tanesidir. Hızımızı çıkarttıktan sonra biz de çalışmalara devam ettik. Yer altının karanlığında çalışabilen madenciler bu yöntemle bir metreyi bile bulmayan açıklıktan içeri rahatlıkla girebiliyor. Kendileri ve enkaz altında kalanlar yeni oluşacak göçükten korunuyor. Madenciler domuzlama yönteminin en güvenli tahkimat olduğunu belirtiyor. Çok sayıda depremzedeyi sağ çıkaran madenciler bölgede aralıksız çalışıyor. Ardından enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı ve hastaneye sevk gerçekleştirilmişti. Ekipler canla başla çalışıyorlar. Malatya'da da mucize haberleri gelmeye devam ediyor. 125. saatte 83 yaşındaki Halime Gürbüz'ün enkazdan sağ olarak çıkarılış anı da bu şekilde yansımıştı kameralara. İnce ince...
Hürmet Meydanı yakınlarında bir ara sokakta bir mucize bekleniyordu. Yine kurtarma çalışmaları da devam ediyordu. Levent Özgür, sana bırakalım sözü hemen. Evet, o mucize gerçekleşiyor. Herkesle çok büyük mutluluk var. Acaba bir kişi, bir bayan çıkarıldı, bir kadın çıkarıldı yanına olarak. Bir erkek daha var. Onun da sevmesi için çok az zaman var. Az kadar, evet, şimdi hazırlıklar yapıyor. Ambulansla ben bir hastaneye doğru hareket etti. Ben buradan enkazda çıkardığı ağır hastalık bir ihtimal. Kameraların yaklaşması üzerinde bütün uzaktan açıyla da size durup görüyoruz. Bir kişi şu anda hastaneye götürüldü. Bir 40'lı yaşlarda bir genç bayan olduğunu söyleyebiliriz. Çok bilinci açık bir gördüğüm kadarıyla ve kan kurumu da iyi görünüyor genel olarak. Boynuna takılmıştı, üstüne termal battaniye sarılmıştı. Çünkü biliyorsunuz sarılmadan önce uzun süre öncelikle sağlık ekipleri çıkarma anı...